Herkese selamlar konsolosuna hoş geldiniz. Ben Murat Sönmez. Bugün yine kırmızı koltukta şahane bir insan Ege Sağın var. Uzun süredir görmüyorduk kendisini. Nasılsın? İyiyim abi, Ege. Ne olsun? İşte. Ne yapıyorsun sen? Neredesin Ege? Ne yapıyorsun? Ben neredeyim? Anlat bakalım. Vallahi işte çeviri yapıyorum. İş, meslek olarak esas onu yapıyorum yani. Twitch'te yayın yapmaya başladım. 2 aydır falan yapıyorum. Böyle bir sıcak bir ortam var. 15-20 kişi falan izliyor. Güzel bir muhabbetimizi güzel ediyoruz. Yani kalabalık olunca bir gün Batu hostladı. Video oyun Batu işte. 200 kişi geldiler. Chat akıyor. Konuşamıyorsun kimse. Ben nasıl cariye falan gidin yani. Kardeşim. Chatte konuşamıyorlar. Nasıl şey falan. Dedim, gidin yani. Dedim ki bakın ben şimdi sizin de sevmeyeceğiniz bir şey oynuyorum yani. Gerek yok. Sağ olun eyvallah. Beni seviyorsunuz anladın mı yani. Konuşamayacağız zaten. Siz de sıkılırsınız. Gerek yok. Şey yaptım yani. Az ama öz kişi olunca şey oluyor. Güzel oluyor. Muhabbet için oradayım yani. Onun dışında Oyun Gezer'de. Onun dışında Oyun Gezer'de yazıyorum yazıyorsun. İşte hala. O her ay keyifli. Bir de yani yazı yazmayı da sevdiğim için beni daha bir açan bir şey oldu. Bir de YouTube kanalımda da işte vlog falan yapıyorum. İşte şu Afrika'yı önümüzdeki ay herhalde Afrika gezin oldu onu yazacaksın. Yani onu ya yani 2-3 aylık, 2-3 saatlik falan video olacak muhtemelen. Çok şey çektim. 8 gündü çünkü. Bir Afrika belgeseli olarak şey var yani Anadolu Ekspresi'nde Kars şey. Ben de işte Afrika Ekspresi gibi böyle bir şey Kars yapacağım Kars treni. Yani. Bu aralar moda. Aynen. Ya şeyi merak benden ediyorum. Sonra da belki Afrika moda olur. Belki şimdi Afrika'ya olabilir. Giderler. Evet, evet. Bir safari modası çıkabilir. Şimdi sen aslında çok eskisin. Bizim ilk konsolosu zamanında sen de aynen seninle tanışımız zaten. Evet, oradan, konsolosu eski zamanında bu yerli moda programında yerli benden vardı. Bahsetmiştin. Öyle tanışmıştık. Aynen öyle tanışmıştık. Sen o zaman YouTube'da bayağı faal bir şekilde video çekiyordun. Tabii daha yeni çok o zaman şeyde yani. Minecraft üzerinde çekiyordun. Aynen. Ondan sonra genişlettin vesaire. Ondan sonra ben multiplayer'deyken bu işte ilk Twitch ortaya çıktığında multiplayer'da Twitch'te bir şey yaparken ben sen de vardın. Ve hatırlıyorum sen o zaman 100.000'i yeni geçmiştin. Evet, yani evet. 100.000'i geçen ilk YouTuber'lardan bir tanesiydin. İşte şeylerle sene kol 2013. Kola geçtik video oyununa zaten yani öyle bir aynı hafta geçmiştik sanırım. Evet. Yani. 2013'tü değil mi yıl? 2012'nin 13. sonları, 13'ün başları falan. 13'ün başları. Yani aslında Türkiye'de ilk 100 bin aboneyi şu anda 100 bin deyince azmış falan diyorlar ama bundan o bir zamanlar evet, biz yani 3 yani, ay ilk 3 ay sonunda 400 abonem vardı. Yani hani pardon 4 ay sonunda 300 abonem vardı. 300 abone özel videosu falan çekmiştim ya. O zamanlar o bile şeydi hani. Yani, çoktu yani. Çünkü hiç yoktu. İlk başladığımız aynen için yani. Yani bir 4 sene önce, bir 5 sene önce ilk 100 bini geçen abone olarak Ege'ydi. Peki sonra yani ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Sen ilk 100 bini geçtin. Çok güzel de gidiyordu vesaire bir şey. Ondan sonra sen böyle bir soğudun. Ya bir kere bir tükenmişlik sendromu oldu niye yani. Peki? O... Yani bak senin şeyinde o Agun Zagun ondan sonra sen vardın. Bir tane bir Minecraft daha çeken Alper miydi İzmir'de? O da multiplayer'de vardı. Ondan sonra şey Azelza. Azelza falan. Bunlar siz hepiniz aslında o dönemin çok izlenen adamlarıydınız. Evet. Şimdi bakıyorum hepinizde bir böyle bir evet, neyse artık Twitch'e geçen tükenmişlik işte sendromu. Ne oldu yani? Her şey çok güzel giderken ya, Türkiye'nin ilk 100 binini geçen YouTube adam olurken. YouTube algoritması şey oldu mesela. Bir, zaten hala herkes onu eleştiriyor yani. Öyle bir şey var. Hani içerik üreticiyi değil reklam getirisini her destekleyen zaman, şekilde. Yani, yani tabii öyle olması doğal da ya şeyi sonra tuhaf. Mesela işte biri bir anda böyle 10.000 abone alınca mesela atıyorum biriyle ortak yayın yaptı ya da başka bir yöntem kullandı artık. Ondan sonra bir anda ha bu çok abone oldu bir anda biz bunu çıkaralım. Zaten abone olanları biraz salalım deyince alıp bir anda gidiyor öbür taraf yani. Sana, hani şey gitmiyor mesela bildirim gitmiyor senin şeyin ana sayfada düşmüyor abonenin. Öyle şeyler oluyordu ama o şey değil bence ya benim açımdan sıkıntı olan durum herkesi mutlu etmeye çalışmak beni yordu yani. İşte sürekli Minecraft çekiyorum, Skyrim çekiyorum, Minecraft'ın başka şeyler çekmek istiyorum. Onları çekince iyice laf yiyorsun. Yani kitlenin beklentisiyle evet, benim yapmak üretmek istediğim içerik aynı yani uyuşmuyordu. Şu an işte oyun aslında, yazarken yazarken daha çok istediğim oyunları yazıyorum evet, ve daha istediğim şekilde yazabiliyorum. Bir anda onu başarılı olarak dönüştüren adamlar da var aslında. Yani, yani var. Kitle hep aslında seni ilk gördüğü, sevdiği şeyle görmek istiyor ama dediğin çok doğru. Onun dışına çıktığın zaman bir sıkıntı oluyor ama o sıkıntıyı da bir şekilde dönüştürebiliyorlardı. Mesela Orkun
de bir oyun şeyiydi. Orkun zaten apayrı bir yere gitti. Güzel evet. de oldu bence yani. Yani Orkun da oyunda çıktı ama sonra bir süre sonra artık oyun yapmayacağım dedi. Evet. PewDiePie de mesela onu, aynı şeyi yaptı dönüştürebildi. Aslında. Dönüştürebildi. Yani bence sen de orada biraz böyle hafif editörlük işine girdin. Olsa da IGN Türkiye için çalışmalara başladın. Sen biraz daha böyle o tarafı istiyordun zaten. Ya evet benim istediğim şey yani oyunları işte o benzeşiyoruz mesela sen. Hani oyunları kültür olarak gördüğüm için orada yani daha dolu bir içerik üretmek istiyordum. YouTube'da buna pek imkan tanımıyordu. Yani tanısa yani İngilizce yapsam belki olurdu ama öyle başlamamışım zamanında. Zaten çok rekabet olduğu için olmaz. Yani şey mesela çok beğeniyordum. Angry Joe muydu bilmem. Yani işte mesela böyle hani FPS'lerin tarihi falan filan gibi videolar çekiyor falan filan. Öyle şeyler yapmak istiyordum. Ama hani karşılığını alamayacağımı görünce şey yaptım. Bir de mesela Türkiye'de şey yok hani yani aynı abone sayım işte İngilizce bir kanalda olsaydı o zaman bana mesela şey gelecekti iş olarak hani işte Battlefront 2'yi oyna sana şu kadar para verelim. Tamam hem paramızı kazandık hem de güzel bir oyun oynamış olurduk. Burada olunca çok daha sadece free to play oyunlar falan göre ben de hiç sevmiyorum free to play oyunları biliyorsun beni yani. Hani paraya dönüştürmek için de benim sevdiğim oyunlar buraya yatırım olmadığı için o da şey olmadı. Paraya dönüştüremeyeceğim. Sevdiğim içeriği üretsem insanlar izlemeyecek. O zaman dedim yani başka bir yol çizeyim kendime. Tabii 2013'te, 2014'te falan şeyler çok daha farklıydı. Yani işler çok daha farklıydı. Aynen. Şimdi herkeste bir YouTuber, YouTube kavramı varken o zaman öyle çok fazla yoktu. Ama mesela şeye çok katılmıyorum. Burada şu anda da mesela şey çok söyleniyor. Efendim işte YouTube artık bizi göstermiyor. İşte bildirim gitmiyor bilmem ne. Ya ama yani oraya çıkaran da YouTube'du sonuçta. Yani YouTube bir noktada seni ittirdi bütün videolarını önerilenlerde gösterdi. Yani. O zaman her şey çok güzeldi, çok harikaydı. Şu kadar abone geliyor, şu kadar izleniyor diyordu. Ama çok bir şey oldu. Ondan sonra yani çıkartan indiriyor. Şey, aslında öyle bir şey var yani. Var ama algoritmayı çok değiştirirler yani. O herkesi mesela ki. Yani büyük kanallar koyuyor evet. mesela hani milyon izleyen kanallar falan. İki gün içinde ne kadar değişim yani bir gün bir algoritmada bir değişiklik oluyor. Bir anda değişiyor her şeyler. O çok enteresan bir şey yani. Çok ya, pamuk ipliğine bağlı yaşıyor evet, insanlar aslında. O da riskli bir şey. Orası yani. Da gelişiyor. Çünkü eskiden düşün işte 100 bin kişiye bildirim yollarken şimdi adam 2 milyon kişiye aynı anda bildirim yollamak zorunda vesaire. Böyle şeyler ben şeyi anlıyorum. Yani ana sayfama abone olduğum her kanalın o gün videosu düşmesi lazım. Bunu düşürmüyormuş mesela. Yani ben mesela öyle. Twitch'te de şu anda öyle. Yani Twitch'te bildirimleri açmış bana. İşte Twitter'dan paylaşmasam mesela görmeyecektim abi diyor. Gelmemiş bildirim diyor. Aslında Twitch'ten bildirim açın telefonun anında gelmesi lazım. Evet. Arkadaşın yayın açtı. Ama hani işte şöyle diye. Sen mesela diyelim ki 30 tane yere abonesin. Tamam mı? 30 tane abone olduğun, 50 tane abone olduğun kanalın her koyduğu video senin ana sayfana düşmüyor. Öyle bir şey olmaz zaten. Düşsün abi, aşağı kadar gidebilir ana sayfana. İşte olacak yapmıyor. Yani. Çünkü onun da bir şeyi var sonuçta. Navigasyonu var vesaire. Mutlaka bir şeyleri ölçmüşlerdir orada. Belki alt sağ yerlere gidilmiyor. Ya ben yandan artık şeye bakıyorum. Yanımda hani Base42.1 işte konsolü, Switch, Orca'ya bağlı. Onlara basarak tabii. öyle buluyorum yani. Çoğu insan da onlara bakmıyor ama. Yani ancak öyle anlayabiliyorum. Yani. Yeni video geldiğinde yani. Evet. Girelim o zaman hafiften. Sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun öğrendikten sonra. Ben çok merak ettim bir şeydi. Yani sen o vakitte niye onu işi bıraktın diye. Steam'i sen yakından takip ediyorsun. Steam yani düzenli kullanıyorum. Kullanıyorsun. Evet. 1000 tane de oyunum var muhtemelen kütüphanede. Çekmiş olabiliriz, çekeceğiz olabilir. Bugün yeni bir indirime başladı Steam. Onu hemen haber verelim. Lunar yeni yıl indirilmiş. Neyse abi. Öyle mi? Eve gidince bakayım o zaman. Haberim yoktu. Bugün ama cuma. Biz şu anda perşembe çektiğimiz tamam. için. Yarın akşam henüz daha başlamadı ama yarın başlamış olacak. Şeyi soracağım ya. Bu Steam'de eskiden bu kadar çok indirim yoktu. Yani bunlar da bir Steam'de yeni yeni farklı farklı kafalara girmeye başladı. Neredeyse 2 ayda bir indirim oluyor. Evet. Böyle toplu bir indirim oluyor ve o toplu indirimlerin de sonuçta kalitesi her indirimden indirime biraz düşmeye başladı sanki. Yani katılmak istemeyen firma oluyor doğal olarak sürekli indirime ama bir yandan da indirime bu kadar talep var. İndirimde satışlar çok yükseliyor. Bakıp da desinler ki hani tamam demek ki hani şey fiyat dengesi bu noktada o zaman biz bu fiyattan çıkaralım oyunlarımızı vesaire bence daha şey olabilir. Yani sen diyorsun ki bunu iyice yaysınlar. Bütün bir yıl indirim olsun. Yani indirim olmasa işte o zaman adı yani. Demek ki oyuncular artık hani 60 dolar 60 dolar hak etmiyor bu oyunlar diyor. Beklerim daha ucuz alırım diyor.
Bir de öyle de bir şey oldu zaten. Artık herkes bekliyor yani. Çok evet. Hype'la beklemediğim bir oyun değilse, çok gazla. Kesinlikle çok gazla beklemiyorsam almıyorum, yani. İndirimli alıyorum yani. İndirim olursun ve indirimlerin de böylelikle işte periyodunu düşürdüler baya. Senede iki tane vardı, şimdi kaç tane oldu bakalım. Ama tabii eskiden daha sağlam indirim oluyordu yani. İki tane oldu mu? Evet işte onu diyorum. Flash indirimi oldu. 8 saatlik indirim oldu. Daha da düşüyordu falan. Öyle oldu. Şimdi sabit devam ediyor. Hani bir heyecan da kalmıyor. Son 2-3 indirimde herkes patladı ya, bu ne biçim indirim falan diyor. Bence bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Yani çok fazla bir şey beklememek lazım. Ama mutlaka videosunu da yapacağız arkadaşlar. Türkiye için kötü bir haber. Yurt dışı alışveriş limiti yine düşürdüler. 22 euroya. Geçen daha 2000, ne kadar düşecek acaba? 2016'nın sonunda 70 euro'dan 30 euroya düşmüştü. 2018'in başında da bir sene sonra hemen hemen 30 dolardan 22 euroya düşürdüler. Bence yani, komple her şey, her alışverişimiz gümrük desinler, rahatlayalım yani. Evet. Böyle düşüreceğini yani sürekli. Aslında 80 lira civarı, işte 80 lira, 100 lira ne kadar? 80 lira hiçbir şey alamıyorsun ama yani 20 euro. 100 liraya yani yakın bir paraya getirebileceğin şeyleri getireceksin artık. Onun dışında istemiyorlar. Sen alışveriş yapıyor musun yurt dışından sık sık? Ya eskiden yapıyordum. Düştükten sonra şey yapmam lazım. Bir de dolar da yükselince, euro yükselince daha da azaldı yani. Eskiden fevri harcama yapıyordum o şekilde. Artık yapamıyorum, o yüzden. Yani aslında saldım bu, yani. Bu fiyatla artık yurt dışından kutu oyun alınamaz. Tabii canım. Durumda. Alamazsın. Alamıyorsun yani, geçen sene. Ya alırsın, gümrüğü de gelir. Gel yani yine evet, muhtemelen daha ucuza gelir buradan ama şey hani 3DS oyunu alırsan evet, ama yani konsol oyunu alırsan dijital alman lazım. Öyle yapıyorum zaten yani. Onu da ben zaten şeyi de çok bilmiyorum. Eskisi gibi mi gümrük? Gümrüğe takıldığında gidip gümrükten çekmem mi gerekiyor? Amazon kendi hallediyor her şeyi. Parasıyla mı geliyor iş? Amazon yok, hallediyor da başka yer hallediyor mu acaba? Başkasını yani bilemiyorum. Amazon hallediyor ama Amazon'dan aldım mı çatışları geliyor. Ya işte zaten herkes dijitale yöneldiği için bu dijital üzerine de hep böyle bir şeyler olacak deniyor ya. İşte evet, Steam'de olacak. Yurt dışından dijital yapılan alışverişe de vergi getirme aslında isteğinde. Hükümet neler olacak, neler bitecek yani. Yani bu Call of Duty ve şey dışında mesela Assassin's Creed falan, onları saymazsak PSN'deki fiyatlar çok güzel mesela yani. FIFA'yı falan da yani, onlar çok pahalıya geliyor ama hani Amazon'dan almak daha karlı olabiliyor ama mesela Monster Hunter'ı 180 liraya aldım. Amazon'dan alacak olsam 60 dolar vereceğim herhalde. Hı-hı. O zaman daha pahalı olacaktı. Evet, yani ama PSN Türkiye biraz daha o açıdan şey, iyi fiyatlar çekiyor. Xbox da sanırım öyle bazı oyunlarda daha güzel fiyat çıkarıyor. Ama onların ikisi de zaten yurt dışına bağlı. Aslında orada da vergi yok. Yani Türkiye'den yapmıyorsun alışverişi. Yani yakın bir zamanda arkadaşlar bu çok dillendirilmeye başlandı. Onlara vergi gelmesi çok 2018 içerisinde mümkündür. Eli kulağındadır. Hatta işte bu Netflix'i falan da artık bir şekilde vergilendirmeye çalışılıyor. Bunlarla beraber paket halinde hepsi çıkacak gibi. Steam eski cazibesini yitirebilir yani 2018'de. Bizler için. Kingdom Come Deliverance geldi. Bakabildin gelmiş mi? Gelmiş şey yani, incelemelerini bekliyorum açıkçası. Aslında fiyatı çok uygun. Evet, fiyatı 90 TL. Büyük firmalardan henüz yoktu. 75 civarıydı Metacritic'i. Büyük firmalar yani IGN, Polygon falan hani Review in Progress yapmıştı. Onlarınkini bekliyorum ben. Daha güvendiğim mecralarınkini bekliyorum. Ondan sonra 90 liraya çıktı galiba. Evet. Hani 90 civarı. Fiyatı çok uygun. O yüzden eğer şeyse, İyisi alacağım, oynayacağım yani. Hani ilgimi çekiyor ama olduramadılarsa da üzüleceğim yani. İnşallah oldurabilmişlerdir. Oyun bu arada 32 GB. İlk günde 23 GB yaması var. Maşallah. 50 yani, GB oyun az. Yarısını indir, başta indir, yarısını sonra indir. Aslında yani bunun anlamı şu, yapmamışlar oyunu. Yani 32 GB'ın 23 GB'ın tekrar indirdiğine göre bir de işte şey oluyor, bu dijital abi, korsan ben bunu anlamıyorum. Koruması oluyor. Yani. Ha dijital değil mi abi bu? Yani sen oyunu zaten çoğunu kutulu satmıyorsun. Çoğunu dijital satıyorsun. Lan dijitale şeyi koysana. Son yama gerektirmeyen versiyonunu koysana. İşte yamasız hali, yani yamasız hali korsana düşerse ama yamasız hali çok kötü yaparsan yamalı hali kurtarıyorsa Day One patch'leri ben ona bağlıyorum genelde. Öyle mi? Yani. Korsan dolayısıyla mı diyorsun? Ya, yani, ya yetişmeyen kısmını işte bir ayda gold olduktan sonraki son bir ayda yetişmeyen kısmını tamamlıyorlar bugların. Hı. Yani biraz o vardır. Bence biraz da işte korsan yani. Şimdi sen işte Arkham City ya da hangisiydi o en son kötü çıkan şey PC'di. İşte onu mesela korsan indirmiş olsan ilk şeyle oynanmaz halde oyun. Hı-hı. Ama yamayla oynanır hale geliyor. Gerçi o tabii Day One patch kurtarmadı onu da yani.
Onu demeye çalışıyorum. Dave Van Patch bence o güzel bir korsan koruması yani. Yani yamasız indir adam yamasızını indirdiyse çok daha kötü bug'lı bir şey oynayacak belki. Yani adam onu düşünüyor diyorsun. Önce kötüsünü bir salıyor ben ortaya. Ben düşünürdüm. Korsan, ben olsam bunu yapardım yani oyun firması olsam. Ne fark edecek ki? Baştan 40 GB demek yerine 32 GB şey Day One Patch bir de 8 GB o olur. Yani aynı aslında miktar indireceksin yine yani. Demo yapmış gibi oluyor bir yandan adam alıyor bozuk versiyonunu demo gibi oynuyor. Yani bakar gibi çok şey. Çok kötü sonra yayın izler. Yayında güzel gerçeğini adam görür. Evet. Ulan alacağım ulan der mesela yani. Bu arada bu patch gelecekmiş. Bu ilk işte şeyleri bir patch daha gelecekmiş ya. Bu Day One'dan sonra bir patch daha çok gelecekmiş. Çok bug çıktı diyordu evet, şey. Evet bug çok. Ondan sonra işte şey frame sorunları varmış şu an. O da 2 haftaya kadar gelecekmiş arkadaşlar. Eğer bir hype'ınız varsa bu oyun için 2 hafta biraz daha bekleyin. Biraz sabretmek iyi olabilir. Bir de 2 hafta sonra da oyun çevirinin Türkçe yaması da çıkacakmış. Oyuna. Çok hızlı. Evet. Onlar herhalde önceden çalışmaya başladılar. Ki çıkış vakti. Anlaştılarsa firmayla belki. Dil dosyası için. Sen çeviri yapıyorsun. Hmm. Çevirileri beğeniyor musun Türkiye'de yapılan çevirileri? Ne nasıl çevirileri? Sence? Ya oyun çevirileri. Oyun çevirileri rezalet. Hiç lafımı sakın yiyeceğim yani. Mesela hangisi? Ne rezalet? Rahatça konuşabiliyor muyuz? Tabii abi istediğine göre. Tamam mesela Uncharted 4'te daha ilk başında oyunun. Bir kere İngilizce bitirdim. Sonra Türkçe oynadım. Abi şey var işte. Nate gemi sürüyorsun. Yandan gemiler geliyor tamam mı işte. Hani Nate yandan gemi geliyor. İşte diyor. Onları şey dikkat et diyor. Nate de got it diyor. Tamam anladım hani şey bende anlamında. Çeviride aldım diyor. Hani get fiili almaktan. Bunun almakla hiçbir alakası yok ama hani şeyi geçtim. Sahneyi görmeyebilirsin o sırada ama hani Nate gemilere dikkat et deyince aldım demez yani. Bunu Türkçe bilen birisinin bunu bu şekilde çevirmesi korkunç bir şey bence yani. Kimse kusura bakmasın bayağı kötü bir şeydi. Devamı da pek iyi değildi yani. Onların şu nedeni şu olabilir onun. Bildiğim kadarıyla bu çeviriler şey gelmiyor. Yani böyle akış şeklinde gelmiyor. Yani iki kişi konuşurken karşılıklı diyalog kısmı o konuştu bu yani. Konuştu değil de karma karışık geliyor bildiğim kadarıyla. Yani böyle satır satır birisi oyunun başından, birisi tabii sonundan, öyle. Biri öyleyse ortasından. Sebebi odur ama o zaman da ona dikkat etmesi lazım Sony'nin yani. Bu sonuçta koskoca firmasın sen. Yani. Böyle hani diyalog çevirtiyorsan diyalogları tabii ki sıra vermen gerekiyor. Bunun herhangi bir şey yani çeviri kuralıdır ben. Yani. Sıralı vermek zorundasın. Tabii niye öyle vermiyorlar onu hani bilmiyorum. Menüleri saçma falan yani. Şey yaparsın ayrı ayrı verirsin. Dağıtırsın da diyalogları vesaire öyle olmasa. Diyalog öyle verildiyse ve bu şekilde çevrildiyse ama skandal. Bir de bunun şey mi yok hani QA mi yok? Yani tamam ama hani herhangi bir Türkiye bunu oynasan başını adam aldım diyor. Aldım ne ya? Neyi alıyor? demesi lazım. Mesela sonra değişmesi lazım onun. Evet. FM 2018 mesela çok kötü Türkçe çevirisi. Onun da official ve baya baya kötü yani. Onda ne var? Abi ne yok ki? Yani hani şey istikrar bile yok. Aynı kelime mesela birinde şut çekmek diyor, birinde şut atmak diye çevirmiş. İki ayrı yerde falan. Hani 5 kişi çevirmiş herhalde anlaşamamışlar yani ama onun çok basit bir dosya hazırlarsın kenara. İşte shoot yanına shoot çekmek. Hani beyler bakın bunu böyle çeviriyoruz. Hı-hı. Diye şey yaparsın. Orada yani gramer hatası falan. Türkçe gramer hatası falan çok. Yani İngilizce hakim olmamaya geçmiş. Türkçe'de hakim olmayan kişiler vardı. Yani böyle şeyler şey var. Eleştirmek bir yandan hani meslektaşım diye şey yapıyorum. Bir yandan da yani ben de bu işi yapıyorum sonuçta. Herkes parasını hakkını çıkararak yapması lazım işini diye düşünüyorum. Yani. Peki Witcher'ı sen çevirsen nasıl çevirdin Türkçe'ye? Efsunger doğru bir çevir mi sence? Bence Efsunger baya güzel ya. İyi mi? Bir anlam ifade, bana bir anlam ifade etmiyor Efsunger. Ya Efsun büyü demek ki işte Efsunger'de hani büyüyle uğraşan kişi ama tam da büyücü değil de böyle ama, o yüzden. Ama Witcher büyü değil ki. İşte tamam büyü değil ama hani büyülü güçleri de var ya işte aksi maksi bilmem neler yapıyor. İşte ya efsunlamak aslında İngilizce'deki charm evet, aslında charm yani. Yani büyü değil efsun. O birini etki altına almak gibi bir şey ama Witcher bildiğin i̇şte, ateş mateş atıyor yani. Atıyor ama etki altına da oluyor. O da o şeyde var ya ağır mıydı neydi bir şeyle yapıyordu yani. Sonuçta orada İngilizce hani ne diyeceksin cadıcı mı yani, diyeceksin hani, yani. İçinde öyle biraz pis bir anlam da var cadı falan böyle bir cadıcı olmaz tabii daha kötü de yani. Belki de bırakmak mı lazım acaba öyle şeyler? Ben şeye mesela gıcık olmuşum. Bırakmak tam ona gelecektim. Mesela Skyrim Türkçe yamasında şey var işte. White Run, Akçay. Hani tamam çok güzel bir çeviri. Evet White Run orada bir hani dere akıyor. Akçay dersin müthiş ama Akçay deyince tatil beldesi geliyor. Evet, bak Akçay'dan tatil yapmış çocukken yani. Şimdi
Skyrim oynuyorsan Nordic bir diyarda bir şey yani. Hani başka bir diyarda fantastik bir ortamdasın. Orada akçay deyince bütün fantastikliği bozuluyor yani. Hani kenarda şey sahilde patates yapması cips yapacak şey yapacağım, bira yapacağım falan yani. Doğru abi, bu bazı iş, şeyleri iş, bırakmak gerekiyor bence yani. Ama iş, biraz da iş. Yani o zaten Yama'ydı ama firmanın mesela çeviri yaptırırken onu işte şey diye sormuşlardı bu mesela, işte İspanyolcası da böyle, işte Fransızcası da böyle ama Avrupa kültür genelde biraz daha ortak bir kültür şimdi. Bize biraz daha farklı geleceği için orada şey ya, bir de mesela Akçay değil Akdere desen mesela, en azından hani Akçay diye direkt tatil beldesi çağrışımı olmazdı. O tarz şeyler. Ya yani güzel bir çevir Akçay ama dediğin gibi çağrışım yaptırdığı için bence Anadolu kasabası fantastiği bozuyor yani. Evet ya. Skyrim'de Akçay yani. Gidip yarda turizm beldesi açarız oğlum biz olsak. Var ya, oraları direkt kapatıp otelleri dikeriz yani. Konsolda nasıl durumlar? Konsolda devam ediyor musun abi? Yoksa sadece PC i̇şte, tarafında? Monster Hunter'ı aldım. En son onu oynuyorum. PS4'te herhalde. Tabii. Konsolda oyun. Yani ekskluzifleri oynuyorum. Onun dışında bilgisayarım kaldırıyorsa bilgisayarda alıyorum şey oyunları. Hı-hı. Ama tabii işte Family Share'le falan konsola daha rahat olduğu için orada biraz daha hani şey kayıyor artık, gözüm kayıyor yani konsola mı alsam diye. Destiny faciasından sonra konsola pek oturmaz oldum yani Monster Hunter'a kadar. Ağır konuştun. Hangisi? Destiny 1 mi? Destiny 2 canım tabii. 1'i o kadar oynadık yani. Değil mi? 2 ama yani çok üzdü. Evet, Destiny 2. Bir de yani şey almıştım ben direkt hype'la. İşte Season Pass falan Deluxe Edition almıştım. Girdi yani. Oynamadım. Şey expansion geldi, oynamadım. Açmadım bir de yani. Ya Destiny 2 ilk başta böyle ilk bir ay, bir buçuk ay falan böyle falan gitti yani. İyi gibiydi ama yani güzel işte gitti. Uzunluğunu yani şey, evet, yani end game'i yapmamışlardı o yüzden. Ya benim en çok sıkıntı loot'u bozmuşlar ya bir de yani. Her silah aynı işte. Hani evet şey yok. O beni çok şey yaptı, üzdü. Yani ilk oyunda silah kasamıyorsun. Ne kadar güzel silahlar vardı. Yani böyle herkesin sahip olmak istediği silahlar vardı. Icebreaker'dı, Galoron'du, bilmem neydi, Zart. Bir de Legendary'lerin işte Spectre'i rollanıyordu ya. Bunda hepsi sabit, aynı yani. Hayır, hiç şey yok yani. Marka, imza, silah yok. Şunu aynen, almak istiyorum, aynen. Şunu elde etmek istiyorum. Eski şeyleri, egzotik yani. Silahlar falan çok kötüydü. Evet. Onları nasıl es geçtiler hayret ediyorum. Çünkü ilk oyunda herkesi gaza getiren o silahlardı yani. Aynen. Güzel günlerdi. Yani Sabri'yle falan yani Nightfall yapıp işte Galahorn düşürmeye çalışmak, Hawkmoon düşürmeye çalışmak. Sabri ki hayatının bir 5000 saatini falan. Aynen. Değil mi? Sabri bile ona direkt saldı yani Destiny 2'yi. Konsolda ne çıktı yakın zamanda iyi? Hani tam bilmiyorum ekskluzif olarak ama. Hı-hı. Herhalde çok işte, konsol ekskluzif bir şey çıkmıyor. Şu anda 2018'de itibariyle onları pek bir şey yok. İşte God of War'u bekliyoruz. Bu sabah daha bir tweet gördüm. Şey işte God of War, Last of Us 2 ve Spider-Man. Bunları konsolda oynamayı bekliyorum şahsen. Şey, Detroit. Ha, o da var evet. Detroit var. Önümüzdeki mi çıkıyor? Yakında çıkıyor galiba. Bu yaz çıkacak galiba. Hayır, Mart'ta çıkacak olan neydi? God of War mı? Mart'ta God of War çıkacak. Ay yine güzel. Ondan sonra bir de Days Gone var. Bu sene PlayStation'da zombi çıkacak. Zombili miydi o? Zombili olan. Last of Us bu sene değil biliyorsun. O, seneye mi o kaldı? O seneye muhtemelen. PlayStation 4'e yeni firmware geldi 5.5 ile. Geldi 5.5 firmware'i. Orada da bir Enable Super Sampling diye bir şey getirdi bu adamlar. Ama sonradan anlaşıldı ki abi bunu açmak her zaman yararlı olmuyor. Şimdi bak adamlar yeni bir şey getiriyorlar. Super Sampling diyorlar artık işte. Pro almışsın. 1080, daha da güzel gör 1080p televizyonun var ama 4K televizyonu yok ama 1080p'de coşturacağız biz seni. Diye Super Sampling'i açmışlar. Ama mesela bazı oyunlarda Super Sampling'i açınca daha kötü frame rate ve daha kötü görüntüyü de bozuyor. Evet abi. Öyle bir şey varmış. Diyorlar ki işte denemişler. Yama mutlaka ona bir herhalde şey yapın yani. Bir açın. Ondan sonra bir de kapayın. Bu şeyde deneyin yani. Bu nesilde bu grafik böyle bu şey konsollarda bir sıkıntı oldu. Böyle devamlı bir ıkınma hali görüyorum ben yani. Önümüzdeki nesil biraz daha iyi olabilir. Yani şöyle konsol nesli olursa şimdi hani bu data mining, cryptocurrency şeyleri yüzünden ekran kartı fiyatları fırlıyormuş galiba, böyle bir şey okumuştum. Ekran kartı ile GPU mining yapılıyormuş çünkü. Hani çok para kazandıran bir şey olduğu için biz de o zaman fiyatını yükseltelim gibi bir şey demişler sanırım. Böyle olursa ekran kartı alımı daha biraz zorlaşacağı için belki gelişme hızı daha azalır. Dolayısıyla PC'de yarışabilir belki bir dahaki nesli ama yani bu teknolojinin şu ilerleme hızında mesela PS3 yarışıyordu uzun bir süre PC ile. PS2 de yarıştı uzun bir süre.
PS4 ilk günden beri yarışamıyor PC ile yani. İstediği kadar Pro olsun, Xbox One X olsun falan yani PC sonuçta. Ama yani grafik olarak yarışamıyor ama tabii grafik için almıyor zaten konsol. Evet, onu yani diyeceğim. Ayrı bir olay. Yani onun kafası aslında farklı, konsolun kafası. Evet. Biraz daha farklı bir dünyası var. Oradaki oyuncular aslında öyle çok... Yani geçeyim böyle yayılayım. Önümde kocaman televizyon olsun. Bir, hani, tak çalıştır olsun. Başka bir şeyle evet. uğraşmayayım. O yani çoğunluk insan gidip de kirişlerdeki tırtıklara bakmıyor konsolda. Evet. Ve herkes eşit yani. Yani. Hani herkes eşit şey oynuyorsan, FPS oynuyorsan mesela yani. Ya keşke PC'de herkes eşit olsa da klavye mouse ile oynasan ama konsolda o şey güzel yani. Herkes aynı FPS ile oynuyor sonuçta. İşte kimse görüntü kısamıyor. Yani çimenleri kapatıp seni ekstra görüp vuramıyor. Aynen. Şimdi geçen hafta bir haber vardı. Ben senin yorumunu merak ediyorum. Bethesda Elder Scrolls'dan önce iki tane büyük oyun yapacağını söylemiş. Haydi. Geçen Mesut Çevik vardı burada. Düşündük. Ulan ne olabilir acaba Bethesda'nın Elder Scrolls'dan önce yapacağı büyük oyun ne olabilir? Yani Fallout olabilir. Fallout'u daha yeni yaptı. Bir tane daha yaparlar yani ne bileyim başka çünkü evet, ne olacak? Wolfenstein mi yapacak yine o da olmaz. Evil Within 3 mi yapacak o da olmaz. Wolfenstein zaten şeyin değil mi? Ha, o da Bethesda. Dağıtım daha olarak doğrusu, yani. Bethesda yani Studios yapacak diyorsan Bethesda ne Studios. Yapacaklar hakikaten yani? Ne var ki ellerinde? Bir şey yok yani işte ne var? Fallout var, şey Elder Scrolls var. Kart oyunu var Skyrim'in. Skyrim'in diyorum. Elder Scrolls. Büyük oyun diyor ama şimdi bak, yani. Bak ismi Skyrim kaldı. Koca evet. Elder Scrolls serisinin ismi Skyrim kaldı. Ama çılgın gibi satınca. Yani Skyrim 2 nerede kaldı? Skyrim 2 çıkar mı? Diyenlerin evet. ne demek istediğini anlıyorsun aslında. Hani Elder Scrolls 6'yı soruyor aslında. Elder Scrolls 6 gelmeyecek deyince böyle benim kafamda beni köyümün yavrunda yıkasınlar diye çalmaya başladı yani böyle yıkıldım şu an. Yani en az bir 4 senesi var. 2011'de çıktı son oyunu ya. Ayıp yani. Bir dandik bir MMO çıkardılar. Hani evet. tutmadı da çok. Yani şey olsa Elder Scrolls oyunu gibi değil işte öyle bir sıkıntısı var. Yani level zone'lar var ya Skyrim'in en güzel şeyi bir yerde görev alıyorsun haritanın öbür ucunda devam ediyor görev. Evet. Yani sen bunu sunamıyor level zone olunca o zaman Elder Scrolls'luk kalmıyor. Aynı yerde dönüp duruyorsun sürekli. Ben o yüzden çok sıkılmıştım. Yoksa geri kalan hani ortamı güzel, combat'ı beğenirsin beğenmezsin de Elder Scrolls'un olayı o exploration zaten. Hı-hı. Onu saldığın zaman başka bir şey online olmuş yani o. Ama MMO'larda da hep o hikaye var ya işte zone oluyor zaten işte. Zaten farklı bir şey sunması lazımdı bence Bethesda'nın hani öyle bir şey yapacaksan. Yani aynı şey yapacaksan sadece aynı MMO'yu almışsın farklı skin giydirmişsin gibi aslında oluyor. Aslında level scaling olabilirmiş mesela. Yani sonuçta i̇şte şey öyle biraz getirdiler ama şey oldu yani yine görevler aynı yerde ama yani. Mesela işte bitirmeden o yere girebiliyorsun sanırım artık başka bir bölgeye. Hı-hı. Seni scale ediyor ama yine bütün görev orada geçiyor yani. Bir yerden görev alıp öbür tarafa gidip hani evet. Elder Scrolls dünyasında gezdiğini hissetmiyorsun. Sadece o kasabanın görevi, bu kasabanın görevi diye gidiyor. O biraz şey işte. Peki beni gelen oydu yani. Ama ne yapabilirler oyun olarak büyük oyun bilemiyorum yani. Belki yeni IP düşünüyorlardır. Ha o olabilir. İnşallah tabii. Yeni IP düşünüyorlardır hatta yani. O olabilir ama bana çok fazla öyle bir riske girecekler gibi zannetmiyorum çünkü risk seven bir şey değil. Yani. Adamların yeni oyun ne var ki zaten? Yok. Yani yeni oyun yok. Hep eski oyunları sürdüren bir yer orası. O yüzden zor geliyor bana. Monster Hunter dedin. O da 6 milyon adet satmış. Vallahi çok iyi sattı. Beğendin mi? Beğendim. Ben onu hep 3DS'de oynamak istiyordum. Hı. Hep erteledim yani. Dur şu Pokemon'u bitireyim şunu yapayım falan filan derken. Pokemon'lar bitmiyor tabii. Ondan sonra almamıştım. Güzel oldu konsolda. Hı. Ama biraz daha tabii daha büyük bir oyun olmuş şimdi konsolda yapınca. Yani combat'ı daha konsolda iyi olabilirmiş. Combat'ı... Eskiden de konsoldaydı da. Yani el konsolu değil hani şey konsol işte. Yok TV canım şeyde olarak. Vardı. Wii'de falan vardı o. Sadece el konsolunda değil. Wii zamanında hiç Wii'de bilmiyordum bile öyle bir oyun olduğunu. Wii'de konsol olarak sayabilirsin tabii o da var. Evet bir de yani o da var da. Combat'ı pek beğenmedim açıkçası. Combat üzerine olan bir oyunun Combat'ın daha iyi olması yani, lazımdı. Mi? Ben de geçen... Çok odun gibi şey. Yani yüzün dönmen gibi mesela sola doğru hamle... Ya ben mesela şey yapmışım. Böyle şöyle gidip buraya doğru vurayım diyordum. Yani döner değil mi karakter? Hmm. Önce döndüreceksin sonra mı vuracak böyle şey. Gemisin sanki yani. Evet. Onlar biraz gerdi beni. Bizde bir videosu gelecek arkadaşlar haftaya. Onunla bir çektik video. O da sırada gelecek. Kullanıcı arayüzü falan çok şey. Aha. Yani Japonlar zaten o işi pek beceremiyor bence. Yani kullanıcı arayüzü olsun, oyuncu bilgilendirmek olsun. Böyle bayağı kasman gerekiyor öğrenmek için bir şeyleri. Yine öyle olmuş. Yani biraz daha... İşte şey var ya böyle bir artık bu co-op oyunlarda bir böyle bir eğilim var. Eskiden de vardı aslında ama şu anda çok görüyoruz. Mesela Destiny'de de var. Division'da da var. Division'da da bir tane herif gelir karşıdan bildiğin sokak serserisi. Vur babam vur vur babam vur. 1000 tane şarjörü atarsın herife. 10 dakika sonra ölür falan adam.
Bunda da öyle abi. 40 dakika bir aynı şeye giriyorsun. Yani hepsi aynı boss fight yaratığa gibi yaratıkların giriyorsun. zaten. Evet, hepsi boss fight gibi. Biraz da Aslında böyle oluyor da. görsel bir şey vermiyor sana. Adamı, hayvanı yaraladığına dair çok Ya bir evet, ipucu an tam vermiyor. sonunu toparlamaya Ha başlıyor. Toparlamaya yani. başlayan zaten o zaman ölmek üzere, Ölmek tamam mı? üzere olduğunu Haritadaki anlıyorsun. işaretin yanında biraz bir şeyler çıkıyor ama o Evet. da çok bilgilendirmiyor. Bir tek kuru kafa çıkıyor işte toparlamaya başlıyor. Zaten o zaman işte iki tane şeyi Ha aynı o anda vermiş oluyorsun da adam ölecek zaten. Ondan önce bir yani. ne kadar canı kaldı, ne kaldı Ya falan. en azından bir üstünde başında böyle bir yırtılır, kanar manar Yani mesela kafasını haberebiliyorsun. kırıyorsun adamın ama işte hani bir yalpalamıyor, bir Evet, şey bir şey yapmıyor, devam yapmıyor. ediyor. Bir tek kuyruğunu koparınca kuyruk kopuyor, Peki o kadar sen şey yani. mi oynuyorsun? Tek mi oynuyorsun? Yani bir kere monitör Oynuyorsun. edin, maçı tek oynadım hep. Ha, tek oynuyorsun. Tek de biraz şey değişiyormuş gibi geliyor bana. Sanki onu hep 3-4 kişi oynamak daha akıllıca olur gibi geliyor bana Tabii ama daha fazla taktik yapabiliyorsun yani. da Bir de o zaman daha bilmiyorum çabuk pek. herhalde Şey, ölürler. daha zorlaşıyor Ama ama. 6 milyon adet Yaratık 6 milyon adet shipping yapmış, ship edilmiş. Yani o da işte 5 milyon, 5,5 milyon zorlaşıyor. Satmış da o kadar satmış da yani. demektir. Bayağı şey gördü yani. Ben böyle hiç böyle bir şey beklemiyordum. Açıkçası bu böyle bir çıkar, millet bir 2 dakika 10 dakika bakar sonra unutulur gider diye düşündüğüm bir oyundu. İyi Ya satmış iyi oldu. yani. Ben sevdiğim bir oyun türü zaten. İşte oynamaya çalışıyorum vakit ayırabildikçe yani. Ha. Fallout 4'e sardım bu araya yeniden. 80 tane mod kurdum. Bütün DLC'leri kurdum. Yeniden Fallout 4 oynuyorum manyak gibi. Senin öyle bir hastalığın var. Sen modcusun. Ya Bethesda oynarım, modlamak çok güzel. Evet. Skyrim 450 saat falan oynamışım yani. Bir kere bitirdim sadece onun hikayesini. Öyle söyleyeyim. Hep yan görevlerini yapıp işte modlayıp. Bir ara senle şeyi tartışmıştık, onu hatırlıyorum ben. Bu modlara satma Para gelmişti ya gelmesin, Steam'de. evet. Steam'de miydi o? Steam'de Steam'de gelmişti. modları isteyenler satabilecekti. Herkes ayaklanmıştı. Sen de ayaklanmıştın. Ben de Ne ayaklanmıştım. istiyorsun çocuklardan demiştim ben de. O O ne demek zaman bana, ben şimdi 100 hayır. dolar mı vereceğim ben demiştim. Yani sonuçta mod dediğin şey Evet. işte ücretsiz sunulan bir şeydi. Madem yapacaksın o zaman başvur Bethesda'ya. Kardeş bak ben böyle böyle güzel şeyler yapıyorum. Size yapayım. De yani. Peki ama bu şey değil Zaten mi? araklıyor Bethesda'da bayağı şey Abi ama. kaliteyi arttıracak bir şey değil mi? Sonuçta bir yerde bir ekonomi varsa o ekonominin olduğu yerde yapılan ürünler daha güzelleşir. Bu normal bir şey yani, ekonomi kuralı. Yani kaç kişi para Değil mi? verecek o modlara ama? İlla çıkar abi. Çok il... Sen vermez Hayır, misin? az Mesela olur yani. paralı olsa 60 tane mod kurdum diyorsun ya. En azından 20 tanesini alırsın herhalde. Sanmıyorum. Sanmıyor musun? Sanmıyorum. Peki ne kuruyorsun abi 60 tane mod yani? 60 söz O gelimi mi çok söyledin? yok, 80 tane mod yüklü şu an. 80 modu çalıştırıyor ama oyun. Tabii Yani canım. şey yapmıyor, sıkıntısı Skyrim'de yok. daha fazla çalıştırırız. Skyrim'de 100 tane falan yüklemiştim. Ha. Her Ne? oyunun her Ha. noktasında etkileyen şeyler oluyor işte. Yeni bir Dolma mı workbench sarıyor? Ne veriyor. yapıyor? Ha? Dolma sarıyor mu? Ne Ya yapıyor? yeni Biber mi dolduruyor? Ne yapıyor? workbench veriyor işte. Bilmem ne ağırlığını düzenliyor. Ha. İşte ne Yarısı bileyim. zaten Yeni görev görsel, ekleyen şey var. Mesela o grafik, çok bilmem güzeldi. ne, Onu çok gölge sevdim. mölge. Şu an o görevleri yapıyorum. Bir tane çocuk kompanimi vermiş. 8 yaşında çocuk ve bayağı çocuğa seslendirmişler böyle. İşte bir şey vardı orada. Railroad diye bir grup vardı isteyince. Ha. Onlardan işte Deacon mu ne vardı? Onun çocuğu. Onunla mı Onunla geziyorsun. Çocuk konuşuyor ve 8 geziyorsun? yaşında. Çok tatlı. 8 yaşında çocuk konuşuyor ve savaşıyor falan da. Bir de Death Claw'lar var ya yani, bu Karşıyız abi. devasa. Death Claw şeyi yapmışlar. Companion yapmışlar. Ha, o geliyor yanında. Akıllandırma deneyi falan yapmış Death Claw'a böyle. Ha. Bildiğin Death Claw işte kocaman Death Claw'a geziyorsun. Savaşıyor senin için yani. Dungeon'a girebiliyor mu? İçerilerde biraz sıkıntılı. İşte dışarıdaki akıllı içeride kapıya takılıyor. Seni Sıkıntılı. takıyor. Geçemiyorsun yanından falan. Konsol açıp işte no clip yapacaksın da öyle geçeceksin sonra kapıdan yani. Öyle gerekiyor ama. Güzel mi oldu? Yani sonuçta oyunu ömrüm uzatıyor. Evet, ömrümü uzatıyor. Onu da ben zaten hani moda karşı değilim. Modda güzel bir olay da. Bir yandan da hani onu hazırlayan adamların da empati yapıyorum. Yani lan para kazansa da fena olmaz adam için şimdi, Ya tamam tabii mı? ki olmaz ama Yani şöyle bir şey var. isteyen de satmaz, yine Sıfırdan oyun bedava yapar. yapmıyor adam bir de yani. Hazır bir oyunun asetlerini düzenliyor. Bir Olsun, iki kolay kodunu iş değil. değiştiriyor yani. Oy kolay iş değil ve çok Öyle emek veriyor adam. Kesin değil katılıyorum ama hani sıfırdan yapmak, ya sıfırdan yapana para veririm de moda bilmiyorum şey gelmiyor bana. Yani o modu yapsın, tanınsın, bakın ben iyi mi? kodcuyum, ben iyi oyun dizaynerim desin. Ondan sonra yürüsün mesela DayZ işte hani. Yani DayZ yürüdü adam ama pek parayı buldu yani. parayı buldu da dolandırıcılıktan buldu o adamı yani. Dolandırdı milleti Yani resmen. evet. O Ama adamın PlayerUnknown's etki... da mesela şu an işte o da Ha. moddu. Ondan sonra ne oldu? İşte adam şu an paraları götürüyor yani. Alır mı Evet. Microsoft, almaz mı artık onu bilemeyeceğim ama. Ben bile sevdim yani Oynuyor PUBG'yi. musun? Ben bile vallahi oynuyorum yani. Hep laf ettim ya ben bunu oynamam, benlik değil falan ama iki kişi gidince benlik oluyormuş yani.
Tek kişi değil de tek kişi olmuyor. Evet. Bu arada madem PUBG dedin, Fortnite'da 3.5 milyon geçen hafta evet. sonu 3.5 oynanıyor milyon, bayağı o da. Aynı anda onda da herhalde şey var değil mi? 3.5 milyon. Şaka değil. Microtransaction yoksa adam para kazanacak yani. Ya o zaten oyunun aslında var yani. Gerçek Fortnite'in içerisinde var o sistem. Ama gerçek Fortnite paralı. Şeyi free to play. Saçma. Yani, Fortnite paralı. En çok oynanan modu parasız. İşte onu yani, saçma ediyordur herhalde bir şekilde. Yani. Ama ben onu şey var ya sevmem yani. İnşaat. Ya zaten 15-20 dakika için hayatta kalmak için bir de inşaat mı yapacağım 15-20 dakika için? Yani inşaat yapacaksan daha hızlı ömürlü bir şey için yaparım gibi. O yüzden o beni pek açmadı yani. Ama 3.5 milyon çok iyi bir rakam. Çok yani, çok arkadaşım oynuyor yani. Oynayan evet. Sayı bakımından. Yani bu başarı. Battle Royale işinde hala değil zaten işin başındayız şu şey anda. Diyorlardı, çok büyük fırsatlar var. Red Dead Redemption 2'de olacak diyorlardı. O da olacak. Yani. Bu arada bir tane bir oyun geliyor. Egress diye bir oyun. O da Dark Souls mekaniklerini Battle Royale'de yapacakmış. Oldu. İyice olur kanser olur mu sence? Sence öyle bir şey olabilir mi? Önce onu söyle. Sen Souls oyunlarını seviyorsun bildiğim yani kadarıyla. Bitirmiyorum hiç o zaman. Ha. Çünkü hani yeter lan diyorum hani. Ha. Yaşan Basic videosu mu diyorsun? Hani ben ne yapıyorum ya falan diyordum demiştin galiba. Neydi? Dark Souls'dan bahsederken. Ha. Sanki onların konuk olduğu günden beri galiba da yani işte. Ya ben ne yapıyorum ben niye saatlerdir bununla uğraşıyorum diyor çocuğumla gidelim falan demiştin yani işte onun gibi yani tamam işte 3. boss kesin 40 saat olmuş farmlıyorum yani yeter daha nereye kadar farmlayacağım falan diye sıkılıp bırakıyorum ben ama seviyorum temelde yani. Peki, ortamı güzel gameplay yani, güzel. Bu Battle Royale tamam Battle Royale eyvallah her şeye yamanabilir de yani her şeyde yamamak mı lazım bir yandan da çünkü yani, evet, ne kadar gidecek? Hani survival bir oyun bu. Bir yerde sinip tık diye adam uzaktan adam vurman lazım sonuçta. Battle Royale'de de. Değil mi? Okay, öyle ben olması burada lazım. Bir Battle Royale oyun fikri veriyorum genç geliştiricilere. Biz küçükken hala vardı herhalde mahalle maçlarında. Japon Kale diye bir şey vardı. 10 tane kale herkesi her kaleye gol atabiliyorsun. Herkes tek. İşte bunun Japon Kale yapıyorsun. Gol yiyen çıkıyor oyundan. Battle Royale futbol bak. Yani, yani çok güzel. İndicilere hemen buradan. Hemen yapın bir tane yani. Yapalım yani. Daha her oyuna koyarsın yani Battle Royale bu şekilde. Souls-like'da biraz zor Battle Royale ama evet. Herifler ne yapacak? Yuvardan şey mi bulacaksın artık? Kalkan mı bulacaksın? Silah mı bulacaksın? Yani her şey de olmayacak. Yani erken yani. Görüp de kafasına uzaktan sıkmak gibi şey olamaz bu sefer. Bildiğin düelloya girmen gerekecek yani. Yani şunu demek istiyorum. Tamam eyvallah maymunun gözü açıldı da fırsat bu fırsat deyip herkes abartmayın atmıyor yani. Yani şimdi bir dönemi şeyine yani dönecek herkes survival yapıyor. Crafting'e dönecek. Yani sen biliyorsun Minecraft zamanında her yer crafting oynuyordu. Terraria'lar çıktı bilmem ne. 1000 tane oyun çıktı. Sonra Survival çıktı. Yok Rust'ıydı, Forest'ıydı, Zırt'ıydı, Zort'ıydı. Bir tane de kaliteli çıkmadı işlerinde yani. Abi. O kadar oyun çıktı. Bir yani, tane kaliteli evet çıkmadı. Evet abi. Vampirlisi, bilmem dragonlusu, dinozorlusu hepsi çıktı arkadaş yani. İşin böyle iyice sıkıyorlar. Bunda da aynısı olacak. Öyle gözüküyor. Evet. Para olunca. Bu biraz daha uzun ömürlü ama şey olarak yani diğer survival falan çok daha uzun sürecek bir şey. Bu hani gir oyna çık olduğu için hani uzun vadede devam ettirilebilecek bir akım bence. Yani her zaman bir Battle Royale oyunu olacaktır çok oynanan diye bundan düşünüyorum. Bundan sonra diyorsun. Evet yani insanlarda o gireyim oynayayım çıkayım mantığı olduğu için. Hani kimisi gider Call of Duty PvP normal team deathmatch oynar. Kimisi de gider Battle Royale kısmında oynar. Yani uzun bir efor gerektirmediği için. Evet doğru. Şu bugün gireyim bir 15 dakika oynayayım çıkayım dersin. Yani. Bir yer attım çıktım. Bir de şey yok. Devam eden bir progres olmadığı için her oyun baştan geri başlıyor. Geri kalmıyorsun da evet yani. Bir yerden yani. Geri kalmıyorsun. 2 sene oynama yine devam edebilirsin aynen. Aynen yani. Hiçbir şey yok. O yüzden zaten bayağı da tutmuyor. Bir de para kazandırıyor PUBG. Öyle de şey. Ben parasını bayağı çıkardım yani. Öyle mi? Şanslıydım paketten bayağı güzel çıktı ama şöyle bir şanssızlığım vardı. Anahtarla açılan kutuyu anahtarı aldığın zaman bir hafta satamıyorsun içinden çıkan item'ı. Anahtar alıp mesela şimdi 10 tane anahtar aldım gelen parayla biriktirdim ki yeni kutu geldiği zaman hemen açabileyim hemen satabileyim. Çünkü ilk satanlar benim düşündüğüm item ilk satanı 6000 liraya sattı. Ben 600'e satabildim bir hafta sonra. Hadi ya. İlk satanlar yaşadı yani ben düşürdüğüm gibi böyle ulan 6000'lik item düşün bakın bir hafta sonra satabileceksin. Afrika'dayken zar zor böyle Edge'le falan girip sattım orada 600 liraya yani. Neydi peki? İşte kot bir tane şey yani palto. Ya inanamıyorum ya. İnsanlardaki paraya yani. İnanamıyorum. Türk müydü alan peki 6000 lira? Değil herhalde. Yok canım. Yani dolar Steam Store'da satılıyor işte. Yani. Ben bakarken 6000 lira tamam, gözüküyor yani. İşte bizim evet, store'dan bakınca. De. Yani 6000 liraya 5000 liraya falan sattılar kaç gün boyunca. 1500 dolar eder. Bir önceki gün baktım
1300'e falan gidiyordu. Oh dedim, en azından çok düşmemiş, 1600 düşmemiş. Sabah bir kalktım 650 diyor. Bitcoin gibi bu da yani. Bunun da pazarı var. Ya çok artınca şeyde işte zaten tam bir haftası dolunca Crate'in çıkışından itibaren işte anahtarı o anda alanlar şey yapmış oldu. Satabilmeye başlayınca düştü piyasası. Yani. Ya ben şeyi çok merak ediyorum. Ama hani kat kat parasını çıkarabiliyorsun işte. Yani 70 lira verdim, 600 lira kazandım. Hatta ama 700 lira oldu yani. Şans tabii canım. Herkese düşmez. Ama yani 10 liralık bir sürü item düşüyor sonuçta düzenli olarak. Itemler pahalı genelde yani. Hmm. Bir şey düşüyor, bini düşüyor, böyle kolay düşen bir şey. 5 liraya satıyorsun. E ondan işte her hafta 3 crate açsan zaten 15-15 işte 3 ayda çıkarır parasını. En kötü ihtimalle yani. Sen bayağı bir benim parasını şeye girmişsin anladığım kadarıyla. Yo, benim parasını çıkarmayan arkadaşım yok o oyundan ya. Harbi mi? Herkes çıkar. Ben şeyi yani merak ediyorum. Bu insan modelini merak ediyorum. O 1500 onu dolar alan değil mi yani? Yani o neydi işte? Prestijim olacak benim falan. Yani. Ya sen nasıl bir hayatın var senin? Sen nerede yaşıyorsun? Kaç para kazanıyorsun? Nedir kardeş i̇şte, derdin? Yani petrol zengini dolar... nedir yani? Ha nedir abi? Dubai'de misin sen? Arap şey misin? Yani. Şeyhinin çocuğu musun? Nesin lan? FIFA'da işte öyle. Arapların Ultimate Team kadroları şey basıyor her gün FIFA point alıyorlar. Var mı? Ondan sonra parın, bakıyorsun parın, parın, Ronaldo, altın. Ronaldo, Messi öyle. Altın kartlar var mıydı orada? Hepsi şey, altın adamlar. Yani işte Player of the Year falan oluyor böyle. Onları hepsini alıyorlar yani. Çok ilginç ya. Adamlar. Bir de onlar her para çok yani adama sakız parası. Her sene gidiyor yeni oyun geldiğinde. Ama adam yine alıyor. Ben bu sene yine biraz verdim. Altın yapara sonra dedim tamam. Verme Ege, abi verme. Sakin ol. Şeyi takip ediyor musun? Vampire diye bir oyun gelecek. Bekliyorum. Yani 5 Haziran'da en sonunda açıklamıştı. Seviyorum 5 Haziran'da çıkacakmış. Kim yapıyordu onu? Kimi yaptığını ben de hatırlamıyorum şimdi. Ama bu senenin sürprizleri içerisinde olabilecek bir oyun olarak görüyorum. İnşallah onun öncelemesini görmüştüm. Sanki bir yer bir kötü yorum görmüş onun hakkında. Yani olabilir. Başka bir vampir oyununu da karıştırıyor olabilirim. Sürpriz sonuçta. Olacak. İnşallah güzel olabilir. Olur. Yani şeyden sonra gelmedi. Vampire the Masquerade'den sonra. Evet, ki o da çok bug'lı çıkan bir oyun zaten yani. Tabii canım o da yoklukta gitmişti. Yani tabii. Şimdi onun remake'i yapılsa mesela bug'sız olarak çok güzel. Yani ben oynarım yani. Daha geçenlerde konuşmuştuk biz de yine Onur'la. Ya onun niye yapmıyorlar remake'i de. Tabii kimin hakkı kimin elinde. Kimde yani, duruyor evet. Nedir. Bir sürü oyun var öyle. No One Lives Forever mesela ben istiyorum. Ne istiyorsun? No One Lives Forever. Hazır bir de şimdi evet. Filmin protagonist şeyi varken böyle kadın karakter olsun evet. Diye. Tamam No One Lives Forever al kadın ajan mis gibi oyundu yani. O Rare'indi galiba ama galiba. Onun Microsoft'la bir bağlantısı var diye biliyorum. Olabilir. Bence ekskluzivim de yok işte yap bir tane yani. Kızın saçlı casus. Ha casus aldı işte. Ha. Aynen. Xbox enteresan şeylerim vardı böyle. Eskiden. Enteresan silahların falan vardı yani. Ha. Bak hatta saç kesip stilini bile hatırladım şimdi gözümün önüne geldi. MDK vardı mesela. Çocukken oynadığım evet. Böyle paraşütle falan inen böyle uzun burunlu. Tabii canım MDK. Şey, çok güzel evet. Oyundu o da yani. Enteresan oyundu. 80'lerin yani hani 90'ların ortasında falan çıkmıştı. Devamı galiba. Yapılabilecek oyunlar aslında yani. Yeni nesleni sevdirebileceğin tarzda aksiyon oyunları ama bunlar. Ama MDK'yı yani. Şimdi yapsan ne kadar aynı şekilde işte aynı şunu topla bunu topla diye platform gibi yapamazsın tabii de yani. Yapamazsın yani. Çünkü modernize onun, edebilirsin yani. Onun işi paraşüttü. Herifin sırtında bir paraşüt vardı. Her yere yani. Paraşütle gidiyordun. Mesela Just Cause var hani ona yakın. Aynen. Just Cause'ı çok seviyorum yani. Yani. Belli bir süreden sonra oynanmıyor da hele son oyunda böyle şeyle uçuyorsun şey falan ya. Çok hoşuma gitmişti yani. 3'ü çok ben bekledim ama. Fazla büyüktü olmadı. Dünyası ya. Evet, biraz daha küçük dünya yapsa şey, daha iyi. Şeyi gitti onun o komik taraflarını sanki evet. Budamışlar gibi geldi. Ya da ikinci oyundan sonra üçüncüsü ne gitmedi taşıyamadı yani. Yani. Son haberimiz de şeyden THQ Nordic'ten. Sen de evet. Girmeden önce konuşmuştuk. Bunlar Koch Media diye bir şey satın aldılar. Metro, Saints Row, Dead Island serileri geçmiş bu arkadaşlara. Niye böyle oldu acaba? Ellerinde de zaten Darksiders var. Biomutant var. Bayağı büyüdü adamlar yani. Biomutant? Ya Biomutant diye bir şey yapıyorlar ya böyle sincaplar, mincaplar, değişim geçirmiş hayvanlarla dolu bir oyun. Ya hiç çıkmadı daha değil mi yani öyle oyunlar falan. Ben de şey, eski bir IP'de ben bilmiyorum diye. Yok yok. Trailerları falan çıktı da yalnız çıkmadı. Yani Saints Row 4 kötüydü bayağı. Agents of Mayhem de işte hı-hı. Yani. Çok daha iyi olabilirdi. Eğlenceli bir temel mantığı vardı da yani hani onları anlarım. Ama onlar adam edilecek şeyler. Dead Island çok kötüydü. Evet. Ama yine yani güzeldi. Şeyler oyunlar. Metro'lar ama ikisi de güzeldi. Yenisi evet. Yapılıyor. Hani satıl yani adam hani dedim patron mu acaba? Hani patron ben sıkıldım satayım gideyim mi dedi acaba çünkü evet. Hani böyle batma durumunda olacağını düşünmüyorum aslında evet. O şekilde kolay kolay yani çok büyük bir harcama yapmadılarsa. Ama bu satın alma işleri genelde illaki iflas batma durumunda işte evet yani. Çok güzel bir teklif veriyor yani. Adam da
yapıyor hesabını kitabını. Lan ben bu kadar harcayacağım, bu kadar kazanacağım. Aynen. Sat git al paranı koy cebine. Herhalde öyle bir şey oldu yani. Metro'nun yenisini çok bekliyorum hevesle. Gerçi PC kaldırmayacak muhtemelen artık ama yani bakalım. Metro'da beni endişelendiren bir iki nokta var. Bir haberde oydu zaten. Üçüncü oyunda, biz gelecek olan oyunda çok büyük bir kısmı yer üstünde geçecekmiş oluyor. Yani Metro deyince benim aklım hep karanlık, dar, koridor, yani. Biraz içerisinde gerilim olan, biraz korku olan bir oyun geliyor. Şimdi açık dünyaya, açık dünya değil de yerin üstüne çıktığında sanki bana aynı hissiyatı vermeyecekmiş gibi bir şeyim var. Biraz daha endişem var. Şey olur yani, Stalker özellikle Call of Pripyat'ı çok sevmiştim ben. Ondan sonra Stalker'a çıkmadı zaten. Bu şeyli falan yaptılar ya işte, Survivor falan filan. Bir şey, uyduruk. Yani hani şey, yani Stalker oyunu görmek istiyorum. Belki Metro'yu gerisinde o tadı hafiften verebilirse ne hala ama yani Stalker tabii çok da RPG öyle olan bir oyundu. Yani silah yapımı, karakter şey işte, artifact buluyorsun falan filan. Yani keşke öyle bir şey olsa. Metro'da mı mutluyum yani, herhalde güzel bir oyun yaparlar yine. Bir de şeyi kaldırmışlar. Eskiden iki oyunda kurşun aynı zamanda para birimiydi ya. Aynen. O yüzden sıkarken için acırdı. Lan sıkıyorum ama diye. Şimdi bunu kaldırmışlar. Yine kurşun da para birimi olmakla beraber dünyada topladığın eşyalar ve crafting de varmış oyunda. Ondan ürettiklerin de artık para yerine geçebiliyormuş. Bence yani ama o iç acıması için durumu muhtemelen olmayacak artık. Başka bir şey hiç acıtırlar ya. Amacı acıtmazsa acıtabilirler yani. Crafting olması enteresan. Acıtmak isterse. Bence değil. Yani şöyle değil. Öyle bir dünyada zaten yapacağın şey yani. Hani farkı da var da yani, post-apokaliptik dünyada ne yapacaksın? Etraftan bir şey topluyor bulacaksın. Fabrika yok yani. Nereden bulacaksın silah? Doğru diyorsun. Şeyde evet, Fallout'ta falan da vardı işte. Yani pipe şey falan işte. Pipe gunlar falan yani. Onda da işte. O evrenin mantığını düşünürsen mantıklı oluyor dediğin gibi. Evet, teşekkür ediyorum abi geldiğin ben için. Teşekkür kırmızı ediyorum. Koltuğumuza. Kırmızı koltuk. Seni güzel de uzun zamandan sonra, tabii sen yapıyorsun aslında. Bu arada söylesene YouTube kanalını, Twitch kanalını falan. Ya Twitch kanalı işte Fare Dusmani. Fare Dusmani olarak bilenler bilir zaten. Orada düzenli yayınlaşıyorum. YouTube'da da Ege Saran diye kanalım var. O da Ege Saran yazı çıkıyor zaten. Orada işte ayda bir video falan ama bu logo daha şey, daha kişisel işte, bir kanal. Kişisel bir kanal oldu. Ama Afrika videosunu beklerim. 1-2 ay sonra bakın yani. Güzel bir belgesel tadında video olacak orada yani. Gorilleri nasıl beslediğini. Aynen. Hayvanlı hayvanlı bir video. Hayvanlı video geliyormuş Ege'den arkadaşlar. Çok sağ ol tekrar. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları.